Çünkü kız muhabbetini eğer sizler de hazırsanız başlatmak istiyorum. Kızlar günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Evet. Artık günaydın derken tribe girdik mi? Son söyleyeceğim. Hoş geldiniz ya. Şimdi bugün bu sosyal medya mevzunu size de sormak istiyorum arkadaşlar. Sabahtan beri sosyal medyayı konuşuyoruz. Sosyal medyada paylaşım yapıyor musunuz? Evet. Ben aktif bir kullanıcıyım. Peki mesela örnek veriyorum, nasıl başlıklar paylaşıyorsunuz? Yani ilk önce onları merak ediyorum. Mesela neler paylaşıyorsun ağırlıklı olarak sosyal medyada? Instagram'da neler paylaşıyorsunuz? Kendimi paylaşıyorum. Kendi hayatımı paylaşıyorum. Kendimi paylaşıyorum. Evet, teşekkürler katıldığınız için. Bir gevezenin oyununa daha sonuna geldik. Yapımda ve yayında yemeği geçen herkes adından. Ama ben geveze. Şunu söyleyecektim. Hani Instagram'da evet, hani kendi hayatımla ilgili şeyler paylaşıyorum ama mesela Twitter'da daha duyarlı olduğum şeyleri paylaşıyorum. Yani kendi hayatımdan bir şeyler yazmıyorum Twitter'da. Hani daha çok sosyal sorumluluk projeleri ya da ne bileyim birine işte kan yardımı oluyor vesaire. Hani o şekilde ya da gündemde olan şeyleri mesela yazıyorum. Ama kendi hayatımdan hiçbir şekilde Twitter'da bir şey paylaşmıyorum. Farklı değil mi şeyleri? Başlıklar farklı farklı. Aynen. Ne paylaşıyorsun? Şimdi tuvalete gidiyorum. Şimdi yemek yiyeceğim. Vallahi bir dakika, bu var. Bu anlattığım var. Vallahi var ya. Şimdi alışveriş yaptım. Şimdi dışarı çıkacağım. Her şeyi paylaşıyorum. Ciddi yapıyor musun? Ya hayır, yapmıyorum ama. Ama senin dediğin var yani. Var, evet. Yani ben de tuvalet kısmını değil ama alışveriş falan var yani. Şimdi AVM'ye girdim. AVM'ye girerken fotoğraf. Şimdi AVM'nin içindeyim fotoğrafı. Yani ne yazık ki o kaçınılmaz bir şey. Bence bu da şey, görün beni diyoruz biz burada. Hakikaten neden? Görün bir, yani görünmeye ihtiyacımız var. Tamam da şimdi... Pembe herkes kendi dünyasında bir star ve fenomen. Hepimiz Welcome to my YouTube channel diye gireceğiz yani. Abi tamam da bak, bunu da anlıyorum. Ama benim şimdi burada çözemediğim şey şu. Şimdi mesela örnek veriyorum, ben alışverişe gittim. Kendime bir çift mesela ne aldım? Bir çift ayakkabı aldım. Bu ayakkabının fotoğrafını çektim. Ayağımda da fotoğrafını çektim. Bir de üçüncü fotoğraf. Ben, ayakkabı ve fotoğraf. Üçü beraber. Aldım, evet, o benim. Efendim? Aldım o benim yani. Evet aldım ya. Bakın ayağımda da giyiyorum. Şimdi mesela bunun kime ne faydası var? Ya şimdi bu kalite göstergesi oluyor. Yani ben o ayakkabıyı aldım. O ayakkabı benim ve onu giyiyorum. Kalite derken param var. Ya işte paranız var. Göstermek istiyorsunuz. Parayla kalite olsaydı gerçekten. Günümüzde öyle. Çok bir iki tane detay vermek istiyorum. Şimdi. Yok, veremedim. Onu söylemiştim. Yok, veremedim. Verebildim. Parayla kalite olmuyor. Yani öyle. Ben birazcık şey paylaşıyorum ya. Hani ne bileyim, kendimce bir hayatım var. Orada böyle insanların da görmesi istediği şeyleri göstermek istiyorum. Teşekkürler, yine katıldınız. Daha sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeği geçen herkes adına. Ben Gemize. Hayırlı günler. Bir de hayırlı günler yani. Ondan sonra. Peki mesela örnek vereyim. Yemek paylaşıyor musun? Hayır. Yemek asla paylaşmıyorum. Yemek? Hayır. Yemek paylaşıyorum. Abi bu yemek paylaşanlar yemeği niye paylaşıyorlar? Mesela gerçi ben de paylaştım. Ama benim paylaşma sebebim Gaziantep'te. Evet yani. Yöresel bir olayımız var. Çok acayip şeyler. Ama ben de paylaşırım yani. Gitmişsem, geleneksel bir şey yiyorsam o ayrı bir şey yani. Genelde müzik paylaşıyorum ben. Müzik. Mesela caz festivali vardı bu hafta sonu. Kadıköy Caz Festivali. Aynen. Kerem Görsel mesela hayranlıkla izledim ve hani onu herkesin görmesini istedim. Bunu paylaştığımda 4-5 tane hikaye attım mesela. Ben de Tarkan konserini Instagram'ımdan izledim. O kadar çok çektim ki. Abi evet, öyle bir şey de var. Konsere gidiyoruz. Bak bu var. Japon turiste dönüyoruz bir anda, emin ediyorum. Mesela biliyorsunuz Japon turistler Türkiye'den Japonya'ya döndükleri zaman Türkiye tatillerini fark ediyor. Aa biz Türkiye'deymişiz. Fotoğraflara bakarken fark ediyorlar. Her şeyin fotoğrafını çekiyorlar. Her şeyin. Bizde de konserlerde öyle. Sırf böyle bakıyorsun, cep telefonlar. Arada adamı görmeye ya da kadını görmeye çalışıyorsun şarkı kim söylüyor. Telefon ekranından izliyoruz işte konseri. Çünkü paylaşmak bizim için daha çok önem arz ediyor. Onun bir de canlı yayınlayanlar var. Allah razı olsun. Ben onun da çok ekmeğini yemişliğim vardı. Lan paramız yoktu. Gidemedik o konsere. Ama Allah razı olsun arkadaşlar. Aynı anda 4-5 hesaptan birden farklı açılardan abi konseri izleyebiliyorsun. Ya işte herkes yolunu bulmaya çalışıyor geveze. Peki, şimdi soru şu. Tatile gittiğiniz ayaklarınızın fotoğrafını hiç paylaştınız mı?
Ay paylaştım. Tabii ki de. Ya bu neden peki hayat fotoğrafı paylaştın? Neyse sen paylaştın mı? Ben çok yıllar önce paylaşmıştım bir kere. Bir kere çok yıllar önce paylaşmıştım. Yani, ya bırak şimdi ne istiyorsun ya. Gerçekten vallahi. Bundan bir 10 sene önce falan paylaşmıştım. Neden hayat fotoğrafı paylaşılıyor? Bak ciddi merak ediyorum. Bunu mesela erkekler yapmıyor. Kadınlar yapıyor. Beach'teyim. Ha. Ciddi bu mu? Evet. Tatil yapıyorum. Tatil edeyim canım sonra konuşalım. Evet. Ha bu. Aynen. Ne bileyim hani ben de hani benim ayaklarım güzel. Ayaklarıma bakın diye algılıyorum ya. Yok ya keşke öyle olsa. Ne bileyim yani. Benim güzel. Anladım ben onu da söylüyorum. Ya benim güzel. Benim güzel. Bunu da not olarak lütfen ekleyelim. Benim ayaklarım güzel.